Şimdi bugünkü konumuz, bu videonun konusu aslında birçok kişinin belki merak ettiği bu oyunun en yeni gelen özelliklerinden biri biliyorsunuz savaş kartı. Eski oyuncu da özellikle çok iyi bilir. Eskiden böyle şeyler yoktu. Bizim rahat kredi kasmamızı sağlayan bu tip etkinlikler olmuyordu. Rahat kredi kasıyorsunuz, rahat deneyim alıyorsunuz, ekstra bonuslar var, eğitim kitapları var, taslaklar var. Bunların hepsi tahviller var. Sizin oyundaki gelişiminizi daha hızlı olmasına sebebiyet veren öğeler. Ama bunlar dışında gördüğünüz gibi burada savaş kartında biz bir jeton alıyoruz. Eğer altın vererek alıyorsanız, altın vererek o savaş kartı bölümünü tamamlamaya karar verdiyseniz alttaki bölümleri de alıyorsunuz, alttaki ödülleri de alıyorsunuz, şu ödülleri de alıyorsunuz. Yok, altın vermeyerek devam ediyorsanız yalnızca üstteki ödülleri alıyorsunuz. Her ne olursa olsun jeton kazanıyorsunuz ve bu jetonlarla alabileceğiniz en değerli şey premiumsu tanklar oluyor. Bir sürü ödül alıyoruz biz ama bizi en çok cezbeden şey biliyorsunuz Tanktır, World of Tank'ta. Burada da çok fazla tank alabiliyorsunuz. Ama hangisi adınmalı, hangisi iyi, hangisi kötü? Açıkçası birazcık da oynayarak karar verebileceğiniz şey bu. Oynamış oyunculardan, oynamış kişilerden, klanınızdaki arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz ya da herhangi bir yayıncıdan da destek alabilirsiniz. Ben heyecanla şu tankı bekledim. Bu tank ilk duyurulduğunda bu tankı almak istedim. Ve bu tankı içinde sadece 3 jetonum vardı. Tankta çıkar çıkmaz hemen 3 jetonu açtım ve tankı aldım. Fakat tank bende bir hayal kırıklığı yaşattı açıkçası. Kağıt üzerindeki gibi değil tank. Hani kağıt üzerinde baktığımda çok ciddi bir loot süresi var. Nişan alması çok iyi. İşte penetrasyon muazzam, mermi hızı muazzam. Zaten Alman topu. Bir Alman topundan beklediğiniz her şey aslında bu tankta var gibi görünüyor. Fakat öyle bir anlatabilirim ki ben bu tankı. Şöyle örnek vereyim ben size. Böyle ızdırap olan sevgililer vardır ya hani olsa sıkıntı olmasa sıkıntı gibi anlatabilirim. Tankın artısı hızlı, iyi bir topu var, iyi nişanı var. Fakat bunun dışında ben bu tankı gördüğümde çok fazla sektirebileceğini düşündüm. Şimdi savaş yaptığımızda da göreceksiniz. Savaşlarda da göreceksiniz. Belki bu savaşları YouTube'a da atarım. Şuradan çok fazla yiyorsunuz. Şu bölgeden çok çok fazla, haddinden fazla yiyorsunuz. Zaten nişangah moduna girdiğinizde tankınız hantallaşıyor. Geriye kaçma ya da geri gitme diyelim biz buna. Geri gitme ve ileri gitme hızları çok ciddi bir şekilde yavaşlıyor ve buradan da yiyebiliyorsunuz. Şimdi bak buradan baktığımızda şeyde tank GG'de zırh şemasına baktığımızda ki ben de böyle bakmıştım. Dedim inanılmaz sektiririz. Evet bak buralardan çok fazla sektiriyorsunuz oyun içinde. Direkt rikoşe. Muazzam bir açısı var. Direkt rikoşe. Fakat sıkıntınız şurada. Hani siz tankı şöyle falan tutmanız gerekiyor yememeniz için. Niye? Böyle tuttuğunuzda buradan çok rahat yiyorsunuz. Hele Leopard gibi nişanı iyi olan tanklar tarafından çok rahat vuruluyorsunuz. Yani buranın çok fazla sektirmesinin bir esprisi gidiyor. Hani bu açının, şu pembenin, rikoşenin esprisi kalmıyor. Çünkü niye? Sen buradan sektiriyorsun ama herif buraya atacak zaten. Kalkıp öküz gibi buraya atacak bir adam yok. Ha, tabii ki de. Adam çok iyi nişan alamıyor. İşte RNG'nin etkisi falan buraya gelen çok oluyor. Tavsiyem şu, bu tankı tavsiye etmeyeceğim. Yani jeton biriktirdiyseniz, siz de benim gibi bu tank için heyecanlandıysanız, bu tank tavsiye etmeyeceğim tanklar arasında. Peki hangi tankı tavsiye edersin ya da hangi tankı oynamalıyız sorusuna verilebilecek cevaplar kişisel cevaplardır. Bu tank için ben bireysel kendi deneyimlerimi aktarıyorum size. Ama bu sahada gerçekten de böyle. Tabii ki de bir başkası sevebilir. Tabii ki de geride çok fazla yatmayı seven bir arkadaş ya ben kardeşim yatıyorum. Önüme gelen çatır çatır vuruyorum diyebilir. Çünkü nişangah moduna girdiğinizde nişan almanız çok iyi. İsabetiniz çok iyi. Topun penetrasyonu seviye 9'a göre çok çok iyi. 68-320 gibi penetrasyon var. Bunun yanında 360 hasarınız, 380 hasarınız, 360 hasarınız var ama 400 de vurabiliyorsunuz, 420 de vurabiliyorsunuz. Bu anlamda da bir artısı var tankın ama dezavantajları da var ve dezavantajı demin şeyde gösterdiğim gibi, tank cici de gösterdiğim gibi bağırıyor. Ben buradayım diyor. Ben dezavantajım diyor. KPZ tankını anlattık. KPZ tankından sonra dedim ki biz hangi tankı almalıyız? Yani ben bir oyuncu olarak bak şimdi jeton alıyorsunuz. Zaten bu jetonları kolay kazanmıyorsunuz. İşte altın vererek alıyorsunuz daha fazla jeton kazanıyorsunuz.
bu alttaki, şuradaki alttaki ödülleri de alıyorsunuz altın verdiğinizde. Vermediğinizde o ödülleri de alamıyorsunuz. Dolayısıyla jetonları da alamadığınız için alacağınız jeton miktarı ve sayısı değişiyor. Peki ben bu kadar uğraşacağım. Belki altın verdiniz aldınız, belki altın olmadan aldınız vesaire vesaire, hiç önemli değil. Sonuçta bir şey verdiniz. Karşılığında alacağım tank nasıl bir tank? Hangi tankı almalıyım? Bu aslında kişisel bir soru genel olarak. Fakat bunu şöyle sınıflandırabiliriz. Genel geçer bir botun metası vardır. Bu meta üzerinden anlatabiliriz. Ben X miktarda jeton biriktirdim. Yeni oyuncuyum ya da eski oyuncuyum fark etmez. Hangi tank daha genel geçer bir tank diyebiliriz. Bunun için şöyle söyleyebiliriz. AE face tankı aslında buradaki tankların en genel geçer tankıdır. Şu anda WOT'a göre anlatıyorum ben size. WOT'un genel metasına göre, oyunun işleyişine göre hangi tank daha mantıklı olarak anlatıyorum. Ama kişisel olarak da değişecektir. Kişisel tercihimi de bunu anlattıktan sonra anlatacağım. Bu en fazla alınabilirisi bir tank. Açıkçası daha rahat oynayabileceğiniz bir tank. Ardından Kunze Panzer söyleyebilirim. Bu AF Phase taret gösterebileceğiniz Amerikan tankı, Amerikan ağır muharebe tankı, klasik bir Amerikan tankı gördüğünüz gibi. Tareti güçlü, gövdesi nispeten daha zayıf, topu eğilebilen, hareket kabiliyetinin nispeten iyi olan bir tank. Bu yani metaya uygunluk açısından ve kullanılabilirlik açısından şu anda en zirvede olan tank. Ardından Kunze Panzer'i söyleyebilirim ya da Cerfutur'u söyleyebilirim size. İkisi de birbiriyle yarışır aslında. Cerfutur bildiğiniz Behçet tarzında bir tank. Behçet'in birebir aynısı diyebiliriz. Şarjörlü bir tank. Fransız tankı. O şekilde çok net bir şekilde anlatabilirim size. Kunze Panzer ise bir Alman klasiği diyebilirim top açısından, nişan açısından, penetrasyon açısından, isabet açısından, ama hareket kabiliyetinde yabana atmamak lazım. Bu tank aynı zamanda çok hızlı bir şekilde cephe değiştirebiliyor. Yani hop ben buradayım birader, koş burada sıkıntı var, birader arkaya geç orada bak bir şey var, hop mallar geldi onları da kaldır gibi, böyle iş yerinin cengaver abilerinden biri diye düşünün sizden. Her şeyi yapıyor. Kardeşim mal geldi indir. Hop muhasebeye gideceğiz, para yatıracağız. Hop götür, bankadan para çekilecek. Hop götür. Elemanları bırak. Al atladı arabayı bıraktı. O kafada bir tank. Yani birçok şeyi yola gelebilen bir tank. Topu eğilebilen bir tank. Güzel bir tank. Arada da taretinden sektirebilirsiniz bu tankın. Taretini hafife almayın. Ardından burada oynayabilecek tanklar arasına dediğim gibi şu iki tankı oynamadım ama az çok tahmin edebiliyorum. Fransız ağır tankı, çok ciddi zırhı olmayan, belli bölgelerinde zırhlı, belli bölgelerinde zırhsız bir tank. Bunu oynamadım, hiçbir bilgim yok ama bunu da şöyle anlatabilirim size. Eski BZ'ye göre, diğer BZ'lere göre daha farklı bir yapısı olan bir tank. Gördüğünüz gibi sanki bir Rusların Stalin tankını anımsatıyor. Gördüğümde taret yapısı açısından ve dayanıklılık açısından taretine baktığımızda 230 mm'lik kule zırhı olan bir tank. 70 mm gövde zırhı var ve 70 mm de yan zırh var. Çok fazla böyle zırh açısından sağdan soldan yiyebilme ihtimali olan bir tank izlenimi veriyor. Ama dediğim gibi ben Kunze Panzer demek yanlış olur. KPZ şu yeni gelen tankta çok ciddi hayal kırıklığına uğradım. Bunu da alacağız, bunu da göreceğiz, bunda neler yaşayacağız bilmiyoruz. Çünkü kağıt üzerinden biraz daha farklı bir izlenim alabiliyorsunuz sahadaki tanktan. Ardından Obj 177 versiyon 2'yi tavsiye ederim. Bu tank, WOT için konuşuyorum yine. Genel geçer tercih açısından. Bu tank ağır tank. IS-4 tarzı bir tank oynamayı seviyorsanız alabileceğiniz bir tank abi. Side scrape yaparsın. Nispeten hareket kabiliyeti olan bir tank. IS-4 topu var zaten üzerinde. Alçak profili olması sebebiyle çok rahat vurabileceğiniz bir tank değil. Tareti gördüğünüz gibi muazzam derecede açılı. Şurada evet komutan kapakları var ama oraya çok kolay böyle nişan alabilecek tanklar yok. Çok sabit durmanız gerekiyor. Ön altınızı çok rahat kapatabiliyorsunuz. Ufacık bir tümsek bile, ufacık bir engebe bile sizin cooldown yapmanıza sebebiyet veriyor. Bu da kendi açısından bir artı diyebilirim. Bunlar tabii World of Tank'ın genel temasına göre ya da genel metaya göre, genel oynanış tarzına göre anlattığım tanklardı. Ben kendime göre de söyleyeyim. Benim burada oynamasını en sevdiğim tank Obj 177 tankı. Çünkü ben zırhı bilinçli bir şekilde kullanmayı çok seviyorum. Zırhımı nasıl sektireceğini bilen biriyim ve buna göre açı veriyorum abi. Yani birazcık karambole sekmesin, bende olsun kontrol diyen bir adamım. Ardından Kunze Panzer'e geldim. Kunze Panzer'de burada keyif aldığım ikinci tank. Bakın şey demiyorum, AFE izlemiyorum.
Çünkü çok standart bir Amerikan tankı AFS. Çok fazla ilgilenmiyorum ben onunla. Kunze Panzer ise tam tersi. Tam bir Alman tankı. Topu eğiliyor. Taret zırhından sektirebiliyorsunuz. Penetrasyon kendi sınıfına göre gayet başarılı. Mermi hızı gayet başarılı gördüğünüz gibi. Bunlar üzerine daha ne isteyeceksiniz? Hani ikinci mermi 300 deliyor. İlk mermi işte 268 bin metre deliyor. Bu böyle bir topunuz her zaman sizin avantajınıza. Onun dışında ilk mermi hızı görüyorsunuz 1478 metre bölü saniye. Bu da muazzam hızlı bir mermi. Bu da nişanınızı iyileştiren bir şey. Onun detayını daha farklı bir videoda anlatabilirim. Niye mermi hızı nişanımızı iyileştiriyor diye. Bunun dışında Charputer diyebilirim. Ardından AFS diyebilirim. Bunlar benim kendi görüşüm. Bunu alırım yine. KPZ'yi alırım. Ardından Cobra'yı alırım. Bu iki tank için dediğim gibi çok fazla böyle bir şey konuşmak istemiyorum. Tahmini bir şeyler söyledim. Durum bu. Yani almanız gereken tanklar, genel geçer tanklar budur. Bakın mesela şu tank ne zamandır şeyde piyasada? Kaç kere gördünüz bunu? Çok fazla alındığını gördünüz mü? Ben anca 6-7 maçta bir falan denk geliyor bana. Öyle çok fazla gördüğüm olmuyor. Kunze'yle Charfutur'u aldım ben de. Çok memnunum. İsabeti mükemmel. Kunze'nin kesinlikle. Kesinlikle Kunze'nin nişan kipinde isabeti mükemmel. Bu tank da onu sağlıyor. Ama bu tankla nişan kipine girdiğinizde inanılmaz hareket kabiliyetiniz zayıflıyor. Şimdi bak mesela şu tankla birkaç maç yapalım. Ben çok ciddi bir şekilde hayal kırıklığına uğradım. Hani çok gaza gelerek aldım. Bak hemen zaten alır almaz mor donanımları falan filan taktım ben buna. Ama tırs. Hani tırt demeyelim de hani ne iyi diyebiliyorum ben bu tanka ne kötü diyebiliyorum. Avantajı çok fazla ama dezavantajı da bağıra bağıra ben buradayım diyor. Yani orayı saklayamıyorsunuz siz. Yani bir Leopard, bir STB, iyi nişan alan bir tank destroyer, Su-30 PM gibi destroyerler buraları çok rahat deliyor. Zaten penetrasyonları çok yüksek, zaten isabetleri çok yüksek, zaten mermi hızları çok yüksek. Dolayısıyla sizin o bölgeniz çok rahat hedef haline geliyor. Bu arada Escape from Tarkov'u aldık Günay'la. Birkaç savaşa girdim ben onda. Onunla alakalı da böyle bir yayın mayın falan bir şey yapacağım. Onunla alakalı şimdi video montajlıyorum. Çok güzel bir video gelecek. Geride yatarak oynayabileceğiniz bir tank. Bu yüzden takımınızın spot vermesine ihtiyacınız oluyor. Biraz kör oluyorsunuz çünkü. Ne sağ ol oğlum? Neye sağ ol? Tabii şimdi adamlar da çıkmıyor. Tahmin ediyorlar bizim. Bak şu anda nişan moduna girmedim. Nişan moduna girmediğinizde 5,51 saniyede yüklüyor benim donanımlarda. Nişan moduna girdiğinizde 7,3 gibi bir şey yüklüyor. Bakayım. Ama tabii nişanınız ve hareketiniz kötü olduğu için çok iyi bir hedef odaklaması yapamıyorsunuz. Ama hani öyle bir aksiyona girdir mi? Girilebilir. Ya bizim adam çok kötü yerde ölmüş ya. Bu arada çekilişle alakalı da söyleyeyim. Daha önce bir çekiliş yaptım. YouTube'da biliyorsunuz. Abi bir kişi 1000 altın kazanan ası da yedeği de başvurmadı. Bilginiz olsun. Eğer izlerse aslında geçti zaman ama hani şey yapmayalım böyle kurumsal firmalar gibi moda girmeyelim. Hani söylerlerse abi ben kazandım. Kimin kazandı hala bende kayıtlı. Ben kazandım işte şu bu falan filan derse yollarız. Belki de yollamam. Niye yollayayım lan? Arada baksaydı yani. 2500'lük altını yedekten olan kazandı. Bakmıyor işte hani adam yazmış oraya kazanmış. Çekilişe girmiş ama yazmıyor. Bak sektiriyorsunuz. Çok güzel. Topu çok iyi. Yani penetrasyonu çok iyi. Nişanı falan çok iyi. Hemen. Bir tane yedik. STRV'den yedik. Oynanışı birazcık STRV'ye benzettim ben. STRV'ye benzettim. Ama hani ben dediğim gibi böyle ooo çok iyi ya falan demedim. Çok böyle yükselmiştim. Çok hype'lanmıştım. Kendi kendimi yükselttim aslında.
Ulan dedim ya, top yüklemesi şu kafa, nişan falan bilmem ne. O ön zırh sektirir falan. Ama tabii şu bölgeden efendim bolca yiyorsunuz. Ekmek bulmaya çalışıyoruz. Bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum. Şu herife atışım var mı acaba? Yok. Sinek geçiyor. Bu arada Tarkov aldık abi. Tarkov. Escape from Tarkov. Yani oynayabileceğiniz en zor FPS oyunu. Ve en gerçekçi FPS oyunu. İç kanamanız oluyor. Yüksekten atladığınızda bacağınız kırılabiliyor. Onu kendinizi iyileştirirken gerçekten birebir iyileştiriyorsunuz. Yani gazlı ve sağda Elif kolunu sarıyor. Ayağına sarıyor. Artık ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Yani bastım E yapıp yükseldi canım diye bir şey yok. Tek mermide ölüyorsunuz. Ölmeseniz bile iç kanama yaşayabiliyorsunuz ya da kan kaybından ölebiliyorsunuz. Soldan basacağım abi. Hatta şuradan atlayacağım. Allah, takıldık sandım ha. Umarım bir iki tane maç yaparım ve içinden bir tane de olsa iyi maç çıkar YouTube'a koymalık. Ya. What does that not? İşte bu tankların bu tarafı kötü abi, tamam mı? Yani mobil bile olsan, mobil olarak hızlı tank bile olsan abi pasif kalıyorsun. Yani bu yani. Bak STRV ile birebir aynı. Hani STRV'nin çakma Almanı diyebilirim ben bunları. STRV ile zaten oynayamayan bir adamdım. Ben bununla da çok fazla oynayamıyorum. Çünkü çok sabır gerektiriyor tank. Arkada yatacaksın, yatacaksın, yatacaksın. Ya abi ne kadar yatacağız ya? Yani şimdi yine bir o tanklardan biriyle oynayalım mı? Bekleyelim mi? Bekleyelim ya. Bir iki dakika bekleyelim abi. Bu arada cam açayım. Biraz odam sıcak oldu. Yaz gel. Ah! Elimi sıkıştırdım, siktir. Ah! Ah! Abi koltuk benim amortisörlü biraz. Oturunca basıyor, tamam mı? Yani böyle bir atıyorum 3-4 santim basıyor. Koltuk. Oturma olmuş. Neyse. Şu masa koltuğun kolçağı burada. Benim elim de şuradaydı, tamam mı? Dedim ya. Bir dakika dedim. Kalktım. İşlemci kutusunu falan alayım diye. Kalktım. Parmak şuraya sıkıştı abi. Tamam. Ve orada aslında hani mantıklı olan ne yapmak abi? Sıkıştı mı parmak? Yeniden otur. Hani yeniden otur, kalksın. Oturmadım. Gördüğünüz yerinde çekiştirmeye çalışıyorum öyle. Nasıl sikeyim, nasıl sikeyim falan diye böyle. Neyse. Sıkıntı yok. Çok ciddi bir şey yok. Ama biraz canım yandı. Şu işlemcinin kutusuna atacağım diye geldim. İşte bak nelere şey oldu. Bak şunları da göstereyim. Şimdi bunları zaten YouTube'a bilmiyorum atar mıyım bunları da, gerek yok. Belki de atarım. Bunun montajını da yaptık biz kuzenle. Ryzen 9. Ryzen 9 7950X3D. Nerede yazıyor abi? Şeyi, markası, modeli. Ha, şurada yazıyormuş. Şöyle görünüyor mu ya bu? Dur bakayım. Bir dakika. Ryzen 9 7950X3D. Ve ben aldıktan sonra çok şanslıydım aslında ben burada. Niye odaklamıyor bu? Ben aldıktan sonra şu anda piyasada bunu aşağı yukarı 25 bin lira civarında bulabiliyorsunuz. Ben zaten kuzenden aldım. Kuzen bilgisayar işi yapıyor bizim. Aslında al sat yapmıyor ama toptancıları var. O toptancılardan kuzen üzerinden aldık ve çok ciddi bir şekilde ucuza aldım. Hem işim için hem de şey için. Açıkçası böyle bir şey yapmaya gerek vardı yayın için. Çünkü yüksek kalite veremiyordum. İşlemcinin render sıkıntısı oluyordu bilmem ne falan filan. Ekran kartı zaten benim öyle çok muazzam bir ekran kartı. Ekran kartına da yine veriyordum. Yani yetersiz miydiler? Hayır, kesinlikle değillerdi. Ama bende şöyle bir düşünce oluyor. Düşünce oluşuyor. Uzun zamandır böyle bir düşünce var bende. Aldığım parça, elektronik ürün ikinci el piyasasını kaybetmeden satma kafası var bende. Bu yüzden de bu ürünleri aldım. Anakartı Asus TUF Plus. Şöyle X670 Asus TUF Plus aldık. Şimdi oyun World of Tank ama ne alaka bunlar, değil mi? Bu da 3 segment bir şey, anakart.
Zaten böyle bir işlemciniz varsa kötü bir anakart koymamanız gerekiyor. Çünkü bu işlemcilerin overclockları AMD tarafından, Intel gibi değil, AMD tarafından otomatik açık geliyor. Yani sen işlemciyi ne kadar soğutabilirsen o kadar kaliteli bir, kaliteli demeyelim, o kadar yüksek frekansa çıkıyor. SSD'm de bu. 480 Spatum. Bu da yine MSI'ın çok üst seviye bir SSD'si. Şey gelmiştir Karaca, bizim tankımız. Vallahi sızdı ulan parmak. Abi de mal gibi çekmeye çalışıyorum elimi ya. Değil mi? Aslında şey yap, otur. Yine inecek ama işte panik. Panik her zaman kötüdür. Allah'tan tırnak falan düşmedi. Hafif bir morluk var ama. Kan oturdu mesela, bak göstereyim. Hani çok küçük bir şey ama. Hani şey diye, hani kedi götünü sanmış, kedi götünü görmüş, yara sanmış. Ama o acı fena. O anki acı fena abi. Koltuk hidrolik gibi bir sistem. Yani bir yaylı sistem var. Oturuyorsun, kilona göre 2 santim, 3 santim iniyor. Kalktığın zaman çat yapıştırdı benim parmağım. Neyse anasını satayım. Ne uzattık konuyu ya. Harita çok boktan. Bu tank için berbat bir harita. Bu tank da mesela harita seçen bir tank. Şehir haritalarında oynaması çok zor. Böyle bir haritada oynaması çok zor. Gidebileceğiniz alternatifler yok. İşte o AFS'ler, Konze Panzerler, senin söylediğin gibi hani memnun olmanın sebebiyeti de o. Hani hemen hemen her haritada oynayabileceğin tank. Bu tank öyle değil ki abi. Yani baksana dana gibi gidiyoruz zaten. Dur bakıyorum, ben de giriyorum oraya. Aslında checklayıyorsun. Geri kaçması zayıf. Şimdi nişan alma moduna girmem lazım. Adamı ittire kaktıra buraya geldik. Burada bir spotlansak tamam. Abi ölürsün sen orada yani. Senin sektirme ihtimalin de yok. Bak şimdi yine biz burada sıkıntıdayız. Niye? Çünkü bizim hop bana geldi. Topçu yabada gördük. Kafa atacaktım topa. Bak ben burada yine sıkıntıdayım. Biz burada yine sıkıntıdayız. Niye? Adamlar buraya çok iyi konuşlandı diye tahmin ediyorum. Yani bizi burada spotladığına göre şurada adam olabilir. Light'ları var mı? Oyuna dönelim biraz. Konsantre olalım. Light'ları yok ama herhangi bir met spotlamış olabilir bize. Spotlayabilecek Leopard 1, Leopard PTA spotlayabilir. TL 7 spotlayamaz. TL 4 belki oraya gelmiştir. Borask, Projetto. Nasıl? İşte görüyorsun abi ya, hani takıma çok bağlısınız böyle bir tankta. Yani birinin spot vermesi lazım benim görebilmem için. Ha şey diyeceksiniz, teleskopik dürbün tak. Evet olabilir ama ben bu tankı teleskopik dürbünle bir özelliğini götürmek istemiyorum. Bir özelliğini kapatmak istemiyorum. Ya, yanlış olur mu? Hayır olmaz. Çok. Bak görüyor musun işte? Hani sektirme, hak keza. Ben bu tanktan ciddi anlamda memnunsuzum abi. Memnunsuz diye bir cümle olur mu bilmiyorum da. Oyunda birinin eline bakıyorsanız, hani ya bana spot ver de vurayım. Ya işte zırhım çok zayıf. O yüzden önde oynayamıyorum. İşte TD'yim ama topum çok geç doluyor. Penetrasyonum çok düşük falan. Hani böyle bir tanksanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Bak bu harita bu tank için yani güzel bir harita diyebiliriz. Tankın harita seçme olayı zaten varsa abi o tank birazcık böyle düşünülür alınırken jetonla metonla. Ha, tamam hani tank kasıyorum abi işte ne bileyim Foch PT57 işte ne bileyim Obje 268 al geç hani önemli değil. Acaba Jack Panzer E100 bunu o açıdan delebiliyor mu lan? Çok merak ettim ben. Maçtan sonra bakacağım abi. Tank GG'den. Yani benim o zayıf noktamdan değil de şuradan falan delebiliyor mu Jack Panzer? Bence deler abi. Bak şimdi mesela anlatmak istediğim şey bu. UDES STRV kafasında beklemek zorundasınız burada. Evet basabilirsiniz, böyle bir opsiyonunuz var. Ama basarken çok ciddi bir risk alıyorsunuz. İkinci mermi ne kadar deliyor? Spotlandık deliyormuş abi. Ben şimdi Jack Panzer açayım mı? Bak. Al. Yonca tarlası gibi. Yine yeşillendi. Yemyeşil. Bak. Yayında mı lan bu? Dur bakayım. Dur bakıyorum yayındaymış. Tamam. Baksana abi. Jack Panzer. Ya. Nasıl 50 bine buzdolabı mı var? O ne abi? 50 bine buzdolabı mı olur? Nasıl bir buzdolabı o? Mekik. Yarı mekik herhalde. Yarı uzay mekiği. Şuraya bak bu arada. Jack, ya diyorum ya işte hani böyle bir tanka karşı sıfırsınız. Seviye 10 bir ağır tank geldiğini düşünelim. Diyelim ki o bir 200, ya 277 gelsin mesela.
Zaten buralar deliyor. Ama ikinci mermiyi geçti mi selametle. Yani seviye 10'da bir şeyiniz yok abi sizin bunda. Bir hükmünüz yok. Bilmiyorum yani ben tekrar söylüyorum. Çok fazla tavsiye etmiyorum abi bu aracı. Çok. Hani böyle aman alın işte ya jetonlarınız birikti mi? O zaman KPZ bilmem ne o uzun tank ismi olan saçma sapan tank alın. Yok abi. Ne? Evet son maçı atıyorum abi. Ben bu tanka zaten daha fazla dayanabilecek bir insan değilim. Yine yeşillendi fındık dalları. Kesinlikle güzel bir yorum bak. Çok güzel. Hani ben o kadar vıdı vıdı konuştum ki işte oradan sektiriyor bu bilmem ne yapıyor falan. Geç. Net. Bu tank şeye arkadaşlarına ihtiyaç duyan bir tank. Dediğin gibi. Ne abi? Harita denk gelecek. Spotçu denk gelecek. Spotçu iyi spot yapacak. Rakipten daha akıllı olacak. Rakip spotçudan ölmeyecek de sana zarar edecek. STRV'lerle oynamamın ya da oynamama sebebim de bu. Oynayamama ve oynamama. Bu ne kadar zor bir cümleymiş. Yani şimdi burada mesela yani bizim takım düşecek. O şekilde etkili olacaksın. Ya basabilir misin? Evet. Ama çok büyük risk ki ben o riski alacağım. Bak 5-3 oldu daha bizim hasarımız yok. Niye? Çünkü maç hızlı geçti. Maç yatmalık, sniperlık bir maç değildi. Harita kısmen öyle olsa değildi. Hani oyun ona göre şekillenecek bilmem ne. Çok çok şey var. Çok şey istiyor yani. Yani orada nişangahı açsan bir dert, ateş edemeyeceksin. Açmasan bir dert. Kaçıracaksın. Tek iyi tarafı topu muazzam. Bak tek iyi tarafı abi. Hızlı yüklüyor, load mükemmel ve top muazzam. Bak benimkinden. Yok STRV'ymiş. Bak yaptığımız hamleyi... Şu tankla şu hamleyi yapmak zorunda kalıyorsun. Ama ona rağmen deliyor seni. Hani hızlı yüklemenin dışında, topunun dışında bir numarası yok bu tankın. Ona rağmen bak hani yırttım kendimi 1400 hasar çıkardım abi. Ona rağmen. Welcome. Welcome. Shit. Adam yaktı beni lan. ...2100 hasar ve TD olarak bastım ve 2100 hasar. Hani basma ya da bilirsin yani her oyuncu basmaz. Nerede yetişemeyeceğim bilmem ne falan filan. Hani TD ile basmak çok şey değildir. Çok mantıklı değildir aslında bakacak olursa. Basmaman da lazım aslında. Evet abi şeyimiz böyle. Tankımız böyle. Şimdi kaç saattir yayındayız? 1,5 saattir yayındayız. Aşağı yukarı 20 dakikada ilk başta bir es verdik. Şimdi mesaj gelmiş. Bakayım. Film. Nerede bu?